sen söyle ya. Ya Rukiye şuna bir dur de ya. Dünya yedi ya, mide fesatından ölecek ya. Niye diyeyim Fehmi'cim? Yesin benim çocuğum. Özlemiştir askerde. Ye çocuğum, ye. Ya Rukiye, askerde adamı aç bırakmazlar ki ya. Orada da yemek var, orada da yemek verirler ya. Enişte ya, askerde ama haramın yemekleri yok. Ne haber? Ya bak, duy. Ay olasın iki seni. Afiyet olsun, ye çocuğum sen. Ya hala askerde zeytini bile sayıyla veriyorlar ha. Ya. Tabii. Sabah 8 zeytin, 1 kibrit kutusu kadar beyaz peynir, 1 kutu bal, un, bol şekerli çay ha. E, tam öyle olacak ya. Askerde her şey hesaplıdır ya. Askerin yiyeceği yemeği, günlük yiyeceği yemeği hesap ederler. Ona göre askere dağıtırlar. Bak biz burada hesap kitap yapmıyoruz. Dünyayı yedi, kontrolden çıktı ya. Yakında semerimi de getirin diyecek ya. Olsun çocuğum, yesin çocuğum, ye çocuğum ya. Afiyet olsun. Sağ ol ana, sağ ol. Ana, bir şey söyleyeyim mi sana? Enişten var ya, emekli olduktan sonra bayağı cibrileşmiş ya. Baksana yemekler mi soyuyor ya? Salak. Sen niye elini böyle koyuyorsun? Ben duymayayım diye değil mi? İyi oldu benim duymam ya. E nasıl? Duydun mu ya? Elim böyleydi. Hala duydun mu? Ya bunu askerde dayaktan mı yoksa tutarken, nöbet tutarkenki soğuktan mı ne? Bunun kafayı iyice ne gitmiş ya? Yediği dayaktan herhalde. Hala. Canım. Şimdi ben askerliğime gittim, yaptım ya. Ondan sonra evlenebilirim değil mi? Değil mi? Evlenebilirim. Hani dediniz ya, askere gitmeyene kız yok diye. Bütün şimdi kızlar benim. Hepsini alacağım yemin ediyorum. Tabii şimdi kız verirler değil mi Fehmi'cim? Artık kız verirler. Tabii canım, hemen görür görmez verirler. Ya verir mi? Herkes böyle ipsiz sapsız adama kız verilir mi ya? Enişte ya, sen de bir karar ver ya. Git gel askere dedin, olur dedin, biter dedin iş. Bir şey söylesen de enişte ya. Pep sana ya. Evlenirsin, hayırlısı, dur bakalım. Ya çok güzel. O zaman hemen Elvan'a gidelim ha. Erol Taş Baba Sami'den isteyelim. Ya oğlum nereye gidiyorsun ya? Ne kız istemesi ya? Deli misin, nesin Allah aşkına? Allah Allah, icat çıkarma benim başıma ya. Sami ile papaz yapma beni ya. Allah Allah. Öyle tamam, askerliğini falan yaptır ama... Şimdi evlenme zamanı, doğru. Ama önce iş bulman lazım ya. İş bulmadan olur mu? İş bulacaksın. Bir işe gireceksin, çalışacaksın, para biriktireceksin. Bunlar lazım. Yoksa sana kız vermezler. Senin şimdi yapacağın tek şey var. Buradan otobüse atlayıp doğru Almanya'ya geri döneceksin. Git babanla konuş. Baban sana bir iş bulsun. Gir o işte, para kazan, biriktir. Ne bileyim, altına bir araba çek. Atla gel. Ya, o zaman sana buradan istediğin kızı alırız ya. Değil mi? Ya bu evlenmek de ne zormuş ha. Yani çok zor şartları var ha. Askere gidiyorsun geliyorsun. Ondan sonra Almanya'ya gidiyorsun geliyorsun. Öf ya! Ya halacığım şimdi enişten haklı. Bak şimdi bir SSK'lı iş şart yani, değil mi? E tamam işte. O zaman ben Elvan'ımı alayım, Almanya'ya gidelim he. Ben orada işe girerim, kesin girerim. Ya bu hiçbir şey anlamıyor. Bu tamamen gerizekalı olmuş ya. Allah Allah. Ya oğlum, evlenemezsin. Sami sana kız falan vermez bu halinle. Hem niye ben gidip kız istiyorum? Ben senin baban mıyım ya? Baban falan değilim. Git babanı ikna et, gelsin. O istesin kızı ya. Ben niye istiyorum ya? Aa, başıma. İzat çıkarma. İzat çıkarma benim başıma. Ya enişte, entschuldigung. Kusura bakma da. Ben askerliği niye yaptım ha? Niye yaptım askerlik ben? Ya oğlum askere vatan için gidilir lan. Karı kız için askere gidilir mi? Bu nöbette kafayı üşütmüş. Göreceksiniz. Elvan'ı alacağım. Elvan'ı alacağım. Göreceksiniz. Kesin alacağım onu ya. Seviyorum ben çiftliği. Ben biraz açık içerim Nazlı. Tamam canım. Tamam. Nazlı, biliyorsun değil mi? 2 gün sonra benim yaş günüm. Ay bilmez miyim ya? Biz o anket defterlerini boşuna doldurmadık herhalde. Akıllım. Ay canım arkadaşım, sağ ol, biliyorum. Çok da güzel yazmışsın. Ama diyorum ki ben acaba bir kutlama falan mı yapsak? Kutlama mı? Nasıl yani? Nasıl kutlama? Yaş günü kutlaması Nazlı. Ya şey... bizim fakültede 2 tane kız var. Onlar yapmışlar böyle müzikli falan, dans ediyoruz falan. Ne dersin? Ha, yaş günü için mi diyorsun yani? Evet, yaş günü için diyorum. Ne var bu kadar şaşıracak? Ay, ne bileyim ben, böyle genelde çocuklara yapıyorlar ya yaş günü, o yüzden dedim. Ama ne olacak Nazlı, biz de çocuk sayılırız. Eğlenmek, dans etmek bizim de hakkımız. Ya aslında doğru söylüyorsun. Bir şey söyleyeceğim. O zaman evde yapacağına göre böyle kız mı olacak? Ay işte ben de onu düşünüyorum Nazlı. Ya diyorum ki acaba Sami abinin pastanesinde yapsak da böyle herkes mi gelse? Ay ne yapacaksın o kadar kalabalığı? Çok kalabalık olur.
Olur mu canım? Hediye falan da getiriyorlarmış. Ne kadar çok kişi gelirse o kadar çok hediye gelir. Hediye mi? Ay çok güzel ya. Bir şey söyleyeceğim. Arkadaşınla hediye getirirsin artık herhalde. Ha, getireceğim tabii ama... Getireceğim tabii. Getirmez miyim? Şaka yapıyorum Tansu ya. Merhaba. Merhaba. Abicim ben koyardım çay ya, ver. Gerek yok, ben doldururum, aşk olsun. Ben koyayım, olmaz. Ay neyse Nazlıcığım, ben kalkayım artık, lafa daldık. Ay çayını bitirmedin, çayını iç, sonra kalkarsın ya. Neyse dur biraz içeyim ama kalkayım ben. Ben bırakayım seni. Nereye? Eve. Zaten işe gideceğim. Canım Ahmet, evim şurası, kendim giderim. Hadi Nazlı, görüşürüz. Ya bir şey söyleyeceğim, hava karardı artık, bence abim bıraksın. Abi hadi bıraksın. Evet, kesinlikle bırakmam. Ben bırakayım seni. Ay saçmalama Ahmet ya, kendim giderim. Aa. Neyse görüşürüz, tamam. Dur tamam, geçireyim o zaman, bir dakika dur. Ay, iyi akşamlar. İyi akşamlar kızım, iyi akşamlar. İyi akşamlar çocuğum. Ya ben giderim Ahmet. Tamam. Hadi. Tamam güzel. Hadi görüşürüz abiciğim. Nereye gitti abi o kızın peşinden? Anneciğim kızın peşinden gitmedi. Abim işe gitti. Ya bir tesadüfen aynı anda çıkmış bulundular yani. Tesadüf değil mi? Tabii. Ben de öyle anladım zaten. Tesadüfmüş. Ya Ahmet tamam ben giderim. Olur mu canım ya yolda başına bir şey gelirse? Ne gelebilir ya? Evim şurası. İyi de yani sokaklar it kopuk serseri dolu. Ya ne demezsin, mahallemiz tehlikelerle kaynıyor. Ya yolda köpek saldırırsa? Diyelim ki köpek saldırdı. Sen ne yapacaksın? Ne yapacağım? Köpeğin önüne atlayacağım. Senin yerine beni ısıracak. Senin yerine ben kuduz olup öleceğim. Allah korusun. Ne biçim laf o öyle? Niye canım? Ara sıra bu adam ölse de kurtulsam demiyor musun? Demiyorum vallahi. Neyse, sana iyi akşamlar. İyi akşamlar. Neyse, madem ısrar ettin... ...yani eve kadar bana eşlik edebilirsin istersen. Tabii, olur. Olur. Bak artık vallahi... ...burama kadar geldi. Çek şu oğlunu bir köşeye konuş. Anacığım olmaz böyle. Bulsun birini hayırlısıyla, neyse kısmeti. Evlensin bu. Ama bu kızla evlenmesin yani. Niye ya? Kız gayet güzel ya. Benimciğim yok, çok çok süslü. Çok süslü. Hiç bizim ailemize uygun değil onun ailesi. Olmaz. Neden? Ya olmaz işte benimciğim. Böyle bir sosyetikler onlar yani. Tabii ki aynı mahallede oturuyoruz. Nasıl sosyetik ya? Sen beni dinle Fehmi'cim, aa! Ya olmaz, o kızdan gelin olmaz işte, o kadar. E iyi o zaman, konuş Ahmet'le, icat falan çıkarmasın bizim başımıza. Fehmi'cim sen konuşsana işte. Ay ay ay, olur öyle şey ya. Muhatap etme beni ya. Böyle konular için olmaz, olmaz. Sen hiç konuşma çocuklarınla zaten. Efendim? Yok bir şey Fehmi'cim, yok. Bir şey yok. Bir şey olmaz zaten. Sıkıldım onun için. Satmışım anasını ben bu dünyanın, sen benim yanımda olduktan sonra.